NTV'ye sorunda bugün de birlikteyiz ve konumuz yine aynı. Her yıl binlerce çift çocuk sahibi olmak için çeşitli tedavi yollarına başvuruyor. Stres, sağlıksız beslenme ve yoğun iş temposu çiftlerin bebek sahibi olma planlarını erteliyor. Bu durumda tüp bebek tedavisi gündeme gelebiliyor ve çevresel faktörler anne baba olmayı güçleştiriyor mu? Tedavide başarı şansı nasıl artırılır? Yeni yöntemlerin başarı oranları yüksek mi? Konuyu kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Bülent Tıraş'a soracağız. Hoş geldiniz hocam diyelim. Hoş bulduk efendim. Ve izleyicilerimizden sizlerden gelen sorular da olacak. Bunları yanıtlayacağız. Sorularınızı NTV'ye sorun @ntv.com.tr posta adresimizden iletebilirsiniz diyelim ve başlayalım. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Tüp bebek tedavisinde tabii yöntemler merak ediliyor. Kaç çeşit yöntem vardır ve bu tedavi yöntemleri nelerdir? İsterseniz bunlarla başlayalım, sonra izleyicilerimizin sorularına geçeceğiz. Yani tüp bebekte temel olarak iki yöntem var. Biri klasik tüp bebek dediğimiz, yani yumurtalar ve spermin yan yana getirildiği ve spermin yumurtayı doğal olarak döllediği bir konvansiyonel, yani klasik yöntem var. Bir de mikro enjeksiyon yöntemi var. Yani siz bir spermi alırsınız, seçersiniz. O spermi yumurtanın içine mikro enjeksiyon dediğimiz bir yöntemle mikroskop altına yerleştirirsiniz. Bu da hani mikro enjeksiyon veya kısaca ICSI dediğimiz bir yöntem. 92'de keşfedildi. Yani sonuçta temelde iki tane farklı tüp bebekli yöntem olabilir. Ama bunların haricinde yeni gelişen yöntemler var. Yani mesela genetik uygulamalar kullanılarak yapılan tüp bebek, sperm seçiminde değişik yöntemlerin kullanıldığı tüp bebek, mesela işte mikroçip dediğimiz yöntem, IMSI dediğimiz yöntem, birefringence dediğimiz yöntem, yani bir sperm seçimi yapılarak uygulanan tüp bebek yöntemleri olabilir. Bir de embriyoların seçiminde kullanılan yöntemler olarak değişik şekillerde tüp bebek tedavileri gündeme gelebilir. Peki hangi hallerde tüp bebek tedavisini öneriyorsunuz? Ve tabii bunun için belirlenen ve gelen en çok soru da şu: kaç yaşından itibaren tüp bebek sahibi olabilirim? Sizce kaç yaşında? Yani aslında böyle bir sınır yok. Yani her yaşta hani tüp bebek sahibi olunabilir. Ama hani üst sınırını soracak olursanız, bunun üst sınırı genellikle 43 civarı. 43'ten sonra bir kadının... Bir yaş sınırı var o zaman. Evet, yani 43-44 diyebilirsiniz. 43-44'ten sonra bir kadının kendi yumurtalarıyla tüp bebek sahibi olma şansı çok güçleşiyor. Çok keskin genetik mekanizmalar var. Peki en alt sınır ne derseniz, yani en alt sınır da genelde biz hani bunu 20 yaş civarı olarak kabul ediyoruz. 20'den önce olabilir mi? Olabilir ama... Şimdi bizim adolesan gebelikler dediğimiz, yani ergen yaşta olan gebelikler çok hani onayladığımız ve sonuçları çok iyi olan gebelikler değil. Dolayısıyla aslında en ideal yaş dilimi 20-35 diyebilirsiniz. Peki 20 yaş sınırı çok düşük değil mi hocam? Yani bu döneme mahsus bir şey mi, yoksa eskiden beri süre gelen bir şey? Yok, aslında şimdi şöyle bakın, bir yüzyıl önceye baktığımızda insanlar 40 sene yaşıyorlar. Evet. Şimdi televizyonlarda izliyoruz işte Romalılar dönemi falan. Romalılar döneminde bir kadın 25 sene yaşıyor. Hı hı. Şimdi peki bir kadın 25 sene yaşıyorsa kaç yaşında doğuracak? Evet. Şimdi o dönemlerde 14 yaşında kadınlar ilk adetlerini görüyorlar. Ergenlik başlıyor. Dolayısıyla bütün aslında yaşam 14'te 25 arasındaki 11 seneye sınırlı. Geçtiğimiz yüzyılda, yani 100 sene önce, bakın çok değil, 100 sene önce ne kadar? 40 yaşında yaşam bitiyor ortalama. Şimdi biz yaşam olmuş 80 sene, yani iki katına çıkmış. Biz diyoruz ki kadında yumurtalar 43'te bitiyor diyoruz yani. Hı hı. Şimdi aslında buradaki çelişki burada. Yaşam süresi çok uzamış durumda oluyor ve dolayısıyla hani istiyoruz ki biz üreyebilelim 50 yaşında da, 55 yaşında, 60 yaşında da, ama genetik olarak mümkün değil yani. Peki tüp bebek yapmak istiyoruz. Bu süreci de merak ediyoruz. Nasıl bir süreç? Ne kadar zaman bekleme süreci? Nasıl testler yapılıyor? Bunları da merak ediyor anne baba adayları. Tabii. 35'e kadar evlendiniz. Bir yıl doğal yollarla tüp bebek deneyeceksiniz. 35-40 arası 6 ay deneyeceksiniz. 40'tan sonra ise, eğer 40'tan sonra evlendiyseniz sadece 3 ayınız var. Şimdi siz bunu yaptınız ve bebek sahibi olamadınız. O zaman bu işle ilgili bir üreme uzmanına başvurmanız lazım. Yani temelde kadın doğum uzmanı, ama
üzerine üreme konusunda uzmanlaşmış bir kişiye başvuracaksınız. Ve acaba nerede problem var? Tüp bebekten önce yapılması gereken bir tedavi var mı? Yoksa doğrudan tüp bebek tedavisine mi geçmeniz lazım? Buna karar vereceksiniz. Evet, tabii sorular da geliyor. Ben tabii, seyirci tabii. sorularına da dönmek tabii. istiyorum aslında. Nazik Erbil sormuş. Tüp bebek tedavisini 3 kere denedik ve başarısız olduk. Tüp bebekte başarı şansı nasıl yükselir? Yani burada tabii 3 kez tüp bebek yöntemi deneyip başarısız olduktan sonra tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı denilen bir tanı var. Buna giriyorsunuz. O zaman daha ileri yöntemler kullanmanız lazım. Yani nedir? Biraz daha söylediğimiz gibi spermi seçmeniz lazım. İşte IMSI yöntemi, bioferences yöntemi, mikroçip yöntemi, bir spermi seçeceksiniz. İki, embriyoyu seçeceksiniz. Embriyoyu nasıl seçeceksiniz? Günümüzde en çok kullanılan yöntem bu yeni yöntemlerle, yani CGH veya NGS dediğimiz yöntemlerle bütün kromozomlara bakacaksınız. Sağlıklı olanı bulacaksınız ve bu sağlıklı embriyoları anne adayına vereceksiniz. Tabii bu arada gebeliği arttırmak için diğer yöntemler de var. Histereskopi var, HSG dediğimiz rahim tüp filmi var, buna bakacaksınız. İşte gebelik aşısı dediğimiz yöntem var ve diğer yöntemler var. Sonuçta sağlıklı bir embriyoyu sağlıklı bir rahime vereceksiniz. Bunu yapmanız lazım. Ya çok güzel bir mesaj geldi. Bunu hemen evet. okumak istiyorum. Bir teşekkür mesajı evet. var Burak Verim. Karabük'ten sağlıklı çiftler deyince Tanır hocamız demiş ve sizlere Aha. teşekkür etmiş. Bizi çok mutlu etti ve daha sonra 4 arkadaşıma tavsiye ettim. Hocam gibi onlar da sayesinde mutlu oldular. Sizin aracılığınızla da şükranlarımızı iletmek istiyoruz dediler. Bunu da belirtmek istedim ve sorularımıza da devam etmek istiyorum. Evet. Hilal Er sormuş. Tüp bebek tedavisine psikolojik destek işe yarar mı? Bunu daha önce söylemiştiniz. Yaradığını söylemiştiniz, hatırlıyorum ben de. Eşim ve ben bu dönemde çok yıprandık diyor. Tabii çiftler için zor bir dönem çok, çünkü. Çok zor. Çok zor tabii. Çok stresli bir dönem. Yani bazen bu gibi durumlarda psikolojik destek almak işe yarayabiliyor. Ama şimdi burada hani bebek olmamasının nedenini de sadece psikolojik evet. problemlere bağlamak da çok doğru olmayabilir. Yani acaba altta yatan başka bir neden var, ona bakmak lazım. Ama psikolojik destek faydalı olabilir. Evet. Hilal Hanım'ın da sorusunu böylelikle cevaplamış olduk ve Canan Güz'ün sorusuyla devam edelim. Tüp bebek uygulamasında kadın erkek yaş sınırı. Az önce cevapladınız aslında. Kısaca geçebiliriz. 38 yaşındayım. İkinci denememiz ileri yaştaki hastaların şansı nedir diyor. Şimdi işte burada biraz evvel söylediğimiz konu devreye giriyor. 38'den sonra kadınlarda ciddi bir şekilde yumurtalık rezervi düşüyor ve yumurta kalitesi azalıyor. Yumurta kalitesinin azalması esasında aynı zamanda genetik problemleri de embriyoda beraberinde getiriyor. Yani 38 yaşındaki bir kadında ancak 3 veya 4 embriyodan biri genetik olarak normal çıkıyor. Şimdi biz embriyolara genetik incelemeyle ve genetik tanıyla çok uğraşıyoruz. Ve gördüğümüz şu, yani gerçekten 38'den sonra normal embriyo bulmak çok güçleşiyor. Hele 40'lı yaşlarda normal embriyo bulmak zor. 44'ten sonra hemen hemen imkansız. O yüzden 38'den sonra özellikle gerçekten tanıya çok yönelik, yani embriyo doğru embriyo olacak. Down sendromlu ya da başka problemi olan bir embriyo maalesef gebelik vermiyor. Verse bile düşükle sonlanıyor. Hadi düşükle de sonlanmadı. Bu sefer karşımıza anomalili bebekler çıkıyor. O yüzden mutlaka bu yeni teknolojiler kullanılıp doğru embriyoların bulunması lazım. Doğru adreslerde doğru. Evet. 31 yaşındayım, yumurta rezervim var fakat doktor menopoza girdiğimi söyledi. 31 yaş diyerek altını çiziyorum. Tüp bebekle sonuç alabilir miyim diyor Aslı Kaçmaz'ın sorusu. Ama bu çelişkili. Yani şimdi yumurta rezervim iyi diyor. Öte yandan doktor menopozdasınız diyor. Menopozdasınız demek hiç yumurtanız kalmadı demek. Şimdi bunun hangisi doğru? Bunun için yumurtalık rezerv testleri var. Mesela özellikle FSH dediğimiz bir hormon var. Bir de antimüllerian hormon dediğimiz, AMH dediğimiz bir hormon var. Ya da gidip ultrason yaptıracak. Yani bu izleyicimize önerimiz gidip bu FSH, AMH gibi testleri yaptırması. Özellikle belki adetin 3. günü daha doğru olabilir. Ve de hani tekrar gidip bir ultrasonla rezervine baktırması. Evet, ben sorulara hızla devam ediyorum çünkü Tabii. çok fazla geliyor. 7 günlük embriyo transferim oldu. Belimde ağrı ve kasıklarımda ara sıra ağrılar oluyor. Bu normal mi diyor Öznur Kemaloğlu? Yani çok önemi yok bunun. Hani Öznur Hanım'ın ilaçlarına devam etmesi ve embriyo transferinden 11-12 gün sonra bu beta ECG testlerimiz gebelik testini yaptırması lazım. Hani tek başına bir ağrının önemi olmayabilir.
Evet ve devam ediyorum. Yine Cem Bey'in bir sorusu var. Tüp bebekte çevresel faktörler ne derece etkili? Çevresel faktörler anne baba olmayı güçleştiriyor mu diye bir sorusu var. Kesinlikle çok etkili. Psikoloji gibi bu da tabii etkili, öyle değil mi? Evet, yani şimdi şöyle bakın, beslenme tarzınız, yediğiniz yiyeceklerdeki maddeler, gıdalarınızı sakladığınız kaplar. Yani çok basit bir örnek vereyim. Şimdi bugün bizim petrol kökenli pet şişelerde saklanan su ya da gıdalarda bisfenol A ve bisfenol B diye maddeler var. Bunlar mesela, bunlarla ilgili yapılmış çalışmalar, bisfenol A'nın ve bisfenol B'nin esasında yumurtanın döllenmesini azalttığını ortaya koyuyor. Hı hı. Yani pet şişeler iyi değil. Yani bunun yerine cam şişeler kullanılmalı ve bütün hani gıdalara, bütün koruyucu maddelere hepsine çok dikkat edilmeli. Çevresel faktörler çok önemli. Evet ve polikistik over hastasıyım. Başka bir problemimiz yok. Doktor vücudumun östrojen salgıladığını ve embriyoları etkilediğini söyledi. Normal yolla gebe kalabileceğimi de söyledi. Bu mümkün mü diyor? Doğru ağızdan duymak istiyor. Yani seyircimiz Demet Hanım. Yumurtlama olursa mümkün de polikistik overdeki en büyük sorun yumurtlama olmaması. Yani burada östrojen gerçekten fazla olabilir ama bebek olmamasının nedeni östrojenin fazla olması değil, yumurtlamanın olmaması. Şimdi eğer bu kişi yumurtluyorsa bebek sahibi olabilir. Ve tüp bebek tedavisinden önce yumurtlama tedavileri denenmeli. 6 ay, maksimum belki 1 yıla kadar yumurtlama tedavileri yapıldı ve kişi gebe kalamadıysa o zaman tüp bebek tedavisine geçmek lazım. Evet, Hamit Demirci'nin hemen sorusunu sormak istiyorum. Şimdi gelen bir soru. Rahim duvarı inceyse uygulanabilecek bir tedavi yöntemi var mı? Eşim için soruyorum diyor. Hamit Demirci'nin sorusunu da yanıtlayalım. Yani şimdi Hamit Bey'in sorusundaki sıkıntı şurada. Rahim duvarı eğer inceyse, bu rahim duvarındaki incelik genellikle rahim içindeki yapışıklıklardan kaynaklanıyor. Şimdi rahim içinde bir yapışıklık varsa da bunu çözmek lazım. Ha, yapışıklık olmadan rahim duvarında incelik olabilir mi? Olabilir ama %80'i rahim duvarındaki yapışıklıklardan, %20'si de diğer sebeplerden kaynaklanabilir. Şimdi öncelikle histereskopi yapılmalı. Yani bizim Asherman sendromu dediğimiz ya da rahim içi yapışıklıklar dediğimiz sorunların histereskopi ile çözülmesi lazım. Daha sonrasında transfer işlemine geçilmesi lazım. Evet, Hamit Bey'in sorusunun ardından da 10 aylık bir bebeğimiz var diyor Emel Aksaş. İkinciyi istiyoruz, emzirirken tüp bebek tedavisi görebilir miyim diyor. Maalesef göremez. Bir de bu ne acele. Evet, bir öyle, ikincisi de bir de şöyle, şimdi bu emzirme işi de biraz abartılıyor. Evet. Şimdi mesela çocuk hekimleri emzirmeyi 2 yaşına kadar emzirme öneriyorlar. Bu da gerçekten uzun bir süre. Ama şimdi emzirme döneminde tüp bebek tedavisi 2 nedenle olmaz. Birincisi, şimdi bu emzirme hormonları bizim tedavi üzerine, yani prolaktin hormonu olumsuz etki yapar. İkincisi de tüp bebek tedavisinde kullanacağımız ilaçlar östrojeni yükseltir. Östrojen de bebeğe geçer anneden. Dolayısıyla biz bunu önermiyoruz. Emzirmenin bitirilmesi lazım. Evet, 34 yaşındayım diyor Gülay Erdemli. Hiçbir rahatsızlığım yok. Eşimde de, bende de. Fakat doğal yoldan hamile kalamıyorum. Ne yapmamız gerekiyor diyor ki, sınıra yaklaşmış 34 diyor. Tabii. Ne yapmaları gerekiyor hocam? Temel tetkikleri yapacaklar. Beyefendiye sperm testi, hanımefendiye de yumurtlama testi ve rahim tüp filmi çekilecek. Ondan sonra da bunların sonucuna göre hangi yoldan gitmelerine bir üreme uzmanı karar verecek. Evet, Melike herhalde. Gündüz'ün sorusunu da hemen sormak istiyorum. O kadar çok soru var ki. 36 yaşındayım. Bir hafta önce embriyo transferi yapıldı. Fakat kanama geçirdim. Tüp bebek tedavim başarısız mı oldu diyor Melike Gündüz. Kanama olması tüp bebek tedavisinin %100 başarısız olduğu anlamına gelmeyebilir. Gebelik testi, yani kanda beta-HCG testi yapmaları lazım. Ama genelde kanama olduktan sonra tüp bebeğin başarılı bir şekilde gitmesi biraz zor gibi. Evet ve tekrar bir soruyla devam ediyorum ama tabii, ismini yazmayan bir izleyicimiz. 33 yaşındayım, yumurta rezervim düşük, dediler aşılama ya da tüp bebek tutar mı, ne yapmalıyım? Yani aşılama zaten hiç düşünmemesi lazım. Eğer rezervi düşükse aslında. Tabii. Yani rezerv düşükse aslında hiçbir şeyle oyalanmamak lazım. En kuvvetli tedaviye geçmek lazım. Şimdi tüp bebek tutar mı? Tutabilir ama rezervin ne kadar düştüğü de önemli. Yani rezerv umarız çok kötü değildir. Çok kötü değilse
iyi bir tüp bebek şansı olabilir ama rezerv çok düşükse o zaman tüp bebek şansı da %10-15'ler civarına düşer. Evet, hemen bir soru daha geldi. Mehmet Saruhan soruyor. Yaşım 40 diyor. Eşim dermoid kistim var. Eşimde dermoid kisti var ve sağ yumurtalıkta 5 santim demiş. Tüp bebek düşünüyoruz. Önce ameliyat mı olmalı diyor. Eşi için Mehmet Saruhan sormuş. Kesinlikle ameliyat tavsiye etmiyoruz. Hı hı. Özellikle dermoid kist, yani bu sorunun gelmesi bu açıdan çok iyi. Dermoid kist ve çikolata kistleri, endometrioma gibi, eğer ameliyat edilirse rezervi çok ciddi şekilde düşürüyor. Ve daha sonra tüp bebek yapacak bir yumurta bulmanız imkansız hale geliyor. Dermoid kistlerde ve çikolata kistlerinde kanser riski çok az. Yani bunların ameliyatta alınmalarına gerek yok. Evet ve tüp bebek yaptırdım, tuttu diyor, gözü aydın diyelim izleyicimizin de. Evet. Ama idrar yolunda enfeksiyon ve iltihaplanma var diyor. Ne yapmalıyım ve bu bir tehlike arz ediyor mu demiş. Yani eğer sürekli devam ederse ve idrar yollarına yayılırsa tehlike arz eder. Ama yani yapması gereken şey esasında doktorunun tavsiyesi doğrultusunda gerekli antibiyotikleri kullanmak, bol sıvı almak, bol su içmek. Ve hani sonuç olarak da bu enfeksiyonu geçirmek çok büyük bir problem teşkil etmez, halledilir. Evet hocam, o kadar soru var ki, o kadar bebek isteyen tiflerimiz var ki, hepsinin gönlüne göre diyelim o zaman. Doğru. Ve sorularımızı yine önümüzdeki programlarımızda sizlere sormaya devam edeceğiz. Evet, konuyu kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Bülent Tıraş'a sorduk. Sizden gelenleri de cevaplarını aldık. Tekrar birlikte olacağız efendim, hoşça kalın.